Dün bize söylemişse bugün gece yarısına kadar sabah kalkıp çalışmışız, ev boşaltmışız. Bu kadar vicdansız olur mu ya? Yani hiç olmazsa bir taksi silah versinler bize bir iki gün, üç gün, dün verselerdi. Biz de güzel güzel yapsaydık, güzel güzel biz de hak verseydik onlara. Tek tek güzel güzel konuş, yavaş yavaş. Biz çalışıyoruz, onlar yiyorlar günün eserinde, biz oluyoruz. Ne, bu ne demektir yani? Bize dün söylendi tahliye kararı. Biz yani karton bile bulamadık, çöp poşetlerine eşyalarımızı koyuyoruz. Sabah sanki savaş çıkmış şekilde işte ambulansı, jandarması, yani zabıtası, polisi hepsi gelmiş. Burada bir canlı bomba eylemi yok ki. Şu an burada 5 tane apartman i̇nsanlar var, 4 daire. Koymuyorlar, insanı yerine koymuyorlar kendi vatandaşını. İşine bizi insanı yerine koymuyorlar adamı. 4 daire tamamen full eşya dolu. Sırf kendi düşünüyorlar. Ve yani bize bir günlük nasıl taşıma, yani ev bulma için izin verildiyse, yani yarım günde de sabah 8'de 12 arasında da taşınmayı bekliyorlar. Şu an burada bir aydan fazladır sondaj çalışmaları yapılıyor. Sanırım Ekim ve Kasım içinde bir karar alınacak. Ama yani dağ taş, burası dağlık taşlık bir alan. Dağ taş dayanmadı yani. Düşünün artık çöpün tesisinden dolayı akan sular olabilir. Çünkü biz her yerde akan sular görüyoruz, pis kokular. Yani ben kendim burada... Yani o yarılan yerlerde ilk yarıldığında yukarıları çıktım. Bildiğin tüp gazı gibi gazın koktuğunu ben birebir kendim kokladım. Yani birebir. O yüzden tabii buradan çıkmak tamam benim de işime gelir. Neden? Benim için önce can güvenliği. Ama bunu doğru yapacak bir sistem uydurmaları lazım. Yani kiralık ev bulamıyoruz. Biz bu evde 9 kişi yaşıyoruz. 9 kişiyi nereye götüreceğiz? Beyefendi, nereye bir asgari ücreti geçti kiraları ya.